Tam da adına, hayatına, insanlığa verdiği emeğe yakışır bir günde veda etti. Nelson Mandela, Dünya İnsan Hakları gününde son yolculuğuna uğurlandı. Üstelik şarkılı, danslı bir törenle. Güney Afrika efsanevi liderini bugün gökyüzüne uğurladı. Hem de yüzyılın en büyük töreniyle. Ömrünü eşitlik ve özgürlüğe adayan Nelson Mandela geçen hafta perşembe göçmüştü bu dünyadan. Gözü yaşlı ulusu bugün ona hoşça kal demek için Johannesburg'daki stadyumda bir araya geldi. Gökyüzü de ağladı Mandela'nın gidişine. Sağanak yağmur bastırdı ama aldıran olmadı. On binler stadyuma akın etti. Tam da Mandela'nın istediği tablo oluştu törende. Siyasi rakipler, Halep selefler, birbirine düşman ülkelerin başkanları. Yüzden fazla ülkenin lideri rekabeti, savaşı kenara bıraktı, aynı çatının altında bir araya geldi. Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil etti. Güney Afrikalı aktris Charlize Theron, ünlü şarkıcı Bono, top model Naomi Campbell da oradaydı. Mandela'nın yarattığı barış rüzgarı ölümünden sonra da esti. 50 yıl aşkın bir süredir kanlı bıçaklı olan Amerika ve Küba'nın liderleri aynı karede buluştu. Raul Castro ve Obama el sıkıştı. Sonra Amerika'nın ilk siyahi başkanı kürsüye çıktı. Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanını andı. İlahiler söylendi, farklı dinlerde, dillerde dualar okundu. Mandela'nın neşesi herkesin malumu. Halkı da ona aynı neşeyle veda etti. Şimdi herkes pazarı, özgürlüğün babasının toprağa verileceği günü bekliyor.